Kısa Kafası İstanbul Sinema Akademisi tarafından sunulmaktadır. Korkma korkma. Ama kabul et, o gün iyi yani. Karşılaşmamız iyi oldu. Yani öyle de denebilir yani, evet. Sayende ses alıyoruz ya. Güzel oldu hakikaten. Bence de. Ben de yeni öğreniyorum işte bunları sayenizde. Güzel olacak, güzel. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir senaryo yazdım. Bu senaryo dün aklıma geldi. Filmimizin ismi Düşüncelerin Buluşması. Süper. İlk sahneyi anlatayım mı? Tamam. Şimdi Cenk burada duracak. Ve ortamda aldığı koku onu çocukluğuna götürecek. Annesinin evde pişirmiş olduğu küçük kurabiyeleri hatırlatacak ona. Ama bak Cenk, düşündüklerini hissettirmen, seyirciye hissettirmen çok önemli. Tamam. Peki seyirci nasıl hissedecek? Yani Cenk onu gözleriyle hissettirecek. Seyirci de onu alacak. Sen merak etme orayı. Şimdi gerisi daha heyecanlı. Şuraya yazmıştım. Ben burada oturuyorum. Cenk benim yanıma geldi. Ve oyun. Peki neden burada geçmiş sanırım kullandın? Olay geçmişte mi geçiyor? Evet, çünkü o flashback sahnesi. Olay bir gün önce olmuş. Ben burada oturdum, Cenk yanıma geldi. Bir gün önce olmuş, flashback sahnesi. Tamam. Evet, çok güzel. Şimdi diğer sahneye bakalım. Diğer sahnede de Cenk sandalyeye oturacak. Ben onun yanına geleceğim. Bu da gelecekte mi geçiyor? Benim kafam karıştı. Evet evet, bu da flash forward sahnesi. Yani olay sonra olmuş. O yüzden bunu gelecek zamanda yazdım. İşte burada düğüm çözülecek. Çözülecek olan düğüm ne? İşte orası biraz havada ama onu bence çekerken kararlaştırırız. Önce hemen çekimlere başlayalım, olur mu? Bence. Yani ilk hangi sahneyi çekiyoruz? Ben böyle tam senaryoya giremedim. Ya aslına bakarsan ben de tam oturtamadım ya. Peki hiç replik yok mu? İşte en kötüsü de o. Replikleri yazdığım kağıdı evde unutmuşum. Abi yapma ya. Yazacağınız senaryoda konunuz ne olursa olsun geniş zamanda yazmalısınız. Böylelikle okuyan kişi senaryodaki olan olayları aynı anda okurken yaşayacaktır. Senaryoda her sahne bir sahne başlığıyla başlar. Sahne başlığı olmazsa olmaz 3 ana unsurdan oluşur. İlk unsur sahnenin iç mekanda mı yoksa dış mekanda mı geçtiğidir. Yani eğer sahne bir mekanın içinde geçiyorsa iç, dışarıda geçiyorsa yani sokakta veya terasta dış mekanda geçiyor demektir. İkinci unsur sahnenin geçtiği mekanın ismidir. Bu Cenk ev, Bestem ev, okul kantini gibi mekanı anlatan bir isim olabilir. Üçüncü unsur da sahnenin ne zaman geçtiğidir. Gün veya gece veya sahne için önemliyse daha belirgin bir zaman yazılabilir. Senaryonuzu yazarken Amerikan tarzı ve Fransız tarzında yazabilirsiniz. Amerikan tarzı genelde Hollywood'da kullanıldığı için bu ismi almıştır. Amerikan tarzı senaryo yazımı için internetten ücretsiz edinebileceğiniz Celtics veya Celtics ve Faden senaryo programları mevcut. Ülkemizde çekilen uzun metraj filmlerde genelde bu tarz kullanılmaktadır. Fransız tarzı yazmak isterseniz de bu tarz senaryo yazarken kağıdı iki eşit parçaya ayırıp sayfanın bir tarafında sahnenin anlatımı, diğer tarafına da replikler ve çıkan sesler yazılır. Bu tarz yazım için de Word programı kullanabilirsiniz. Bu tarz ülkemizde genelde dizi senaryolarında kullanılan senaryo şeklidir. Film senaryolarında genellikle bir ana karakter vardır ve onun ulaşması gereken bir hedef vardır. Ve hedefle arasında bir engel vardır veya engeller vardır. Tüm film boyunca karakterin bu engel veya engellere karşı ne yaptığı ve sonuçta hedefe ulaşıp ulaşmadığı. Ama asıl önemli nokta film boyunca karakterin değişip gelişmesidir.